Muhterem kardeşlerim, kıymetli eyalet birliklerimiz, kadın kollarımız, gençlik birliklerimiz, dernek yöneticilerimiz, DİTİB'imizin kadir şinas mensupları. Sözlerime başlarken hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, atifeti hepinizin üzerine olsun. Malumunuz dünya büyük bir salgınla mücadele ediyor. Bu mücadelede devletlerden sivil toplum örgütlerine, cemaatlerden bireylere kadar herkese büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Bizler de süreci DİTİB olarak başından beri dikkatle, titizlikle takip ettik ve çok önemli kararlar almak zorunda kaldık. Önce cuma namazlarının, daha sonra da vakit namazlarının cemaatle kılınmamasına karar vermek zorunda kaldık. Elbet kalbimiz, gönlümüz incindi ama bu kararı vermek zorunda kaldık. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Yüce Rabbimiz bizlere bir insanı yaşatmanın bütün insanlığı yaşatmak, bir insanı öldürmenin de bütün insanlığı öldürmek olduğunu ifade ediyor. Ve bizler biliyoruz ki bütün dinlerin gönderiliş amacının birinci sırasında insan hayatını korumak vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere asırlar öncesinden salgın hastalık olan bir yere girilmemesini ve salgın hastalık olan yerden de çıkılmamasını tavsiye etmektedir. Gerek bu değerlerimiz, gerek federal hükümetimizin, eyalet hükümetlerimizin ve sağlık kurullarının tavsiyesi üzerine bu kararları almış bulunmaktayız. Hasretle beklediğimiz Ramazan ayına kavuşmak üzereyiz. Ancak bu sene Ramazan'ı hasretin yanında biraz da hüzünle bekliyoruz. Çünkü daha önceki yıllarda eşimizle, dostumuzla, komşularımızla birlikte oturduğumuz iftar sofralarına belki evlerimizde sadece ailelerimizle oturmak zorunda kalacağız. Cemaatimizle neşe içinde, çocuklarımızla neşe içinde kıldığımız teravih namazlarımızı evde yalnız başımıza kılmak zorunda kalacağız. Cemaatimizle beraber okuyup dualaştığımız mukabelelerimizi evlerimizde, televizyonların başında takip etmek zorunda kalacağız. Rabbim inşallah bu zor süreci atlatmayı hepimize nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, uzayan süreçler aksayan konularda yeni kararlar almamızı gerekli kıldı. Bu manada birkaç hususu sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan birincisi eğitim konusundadır. Almanya genelinde bir birlikteliği sağlamak amacıyla sene başında camilerimize, din görevlilerimize göndermiş olduğumuz yıllık müfredat üzerinden haftanın konusu DİTİB Akademimiz tarafından kayda alınıp DİTİB'in YouTube kanalına yüklenecektir. Böylece cumartesi ve pazar günleri saat 10'dan itibaren öğrencilerimiz evlerinde gerek bireysel olarak gerek aileleriyle birlikte haftanın konusunu, dersini takip edeceklerdir. Ve bunu bir hafta boyunca da tekrar tekrar dinleme imkanına kavuşmuş olacaklardır. Kur'an-ı Kerim ve cüz eğitimine gelince din görevlisi arkadaşlarımız oluşturacakları sosyal medya hesapları üzerinden ikişerli, üçerli veya beşerli grupları halinde öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim cüz ve ezberlerini muhakkak surette dinlemelidirler. Hani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, her zorlukların ardından bir kolaylık, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Eğer camiye gelmekle ilgili bir zorluk varsa, başka bir kolay yolu seçerek biz camileri evlere taşımış olalım inşallah. İkinci olarak ifade etmek istediğim husus, cuma vaazımız, cuma vaktinden yarım saat önce yine DİTİB'in daha önce Miraç Kandili'nde olduğu gibi
Merkez Camii Facebook hesabından canlı olarak verilecektir. Ardından ezan okunacak ve Cuma hutbesi de Almanca ve Türkçe olarak din görevlimiz tarafından inşallah icra edilecektir. Bir başka husus, üçüncü olarak ifade etmek istediğim husus, gençlik sohbetlerimiz. Almanya genelinde yapmış olduğumuz gençlik sohbetlerimizi yapamadığımızdan dolayı Federal Gençlik Birliğimizin de katkılarıyla Federal Gençlik Birliğimizin Instagram hesabı üzerinden Almanca olarak haftalık gençlik sohbetlerimiz de devam edecektir. Biz bütün din görevlilerimize, derneklerimize bu sohbetlerin adreslerini inşallah mail olarak linklerini en kısa zamanda göndereceğiz. Kıymetli kardeşlerim, ifade etmek istediğim bir husus da infak meselesidir. Yüce dinimiz insan bireysel ibadetlerle toplumsal sorumluluklar arasında muhteşem bir denge kurmuştur. Kulun Rabbine karşı nasıl görev ve sorumlulukları varsa sosyal çevresine karşı da görev ve sorumlulukları vardır. Sıradan bir toplumu büyük bir medeniyete dönüştüren unsurların başında sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülen gönüllü vakıf hizmetleri gelmektedir. DİTİB, Almanya'da büyük gönüllü ordusuyla en önemli vakıf hizmetlerini yürüten kurumların başında gelmektedir. Camilerimiz, eğitim merkezlerimiz en önemli vakıf müesseselerimizdir. Yürüttüğümüz sosyal ve dini hizmetler, hayri hizmetler, iyilik hizmetleri, bunlar hepsi gönüllü yürütülen hizmetlerdir. Kıymetli kardeşlerim, bugünlerde camilerimizin de büyük bir maddi sıkıntıya girdiği izahtan varistedir. Bu nedenle DİTİB olarak sosyal medya hesapları üzerinden bir yardım kampanyası başlatılacaktır. Benim din görevlilerimizin, dernek başkanlarımızın ve Kadir Şinas cemaatimizin bu kampanyaya sahip çıkacağına olan inancım sonsuzdur. Şimdiden Rabbim yapmış olduğunuz yardımları, hayırları inşallah kabul eylesin. Bizler bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız. Daha güzel günlerde, daha güzel yarınlarda buluşacağız. Aziz kardeşlerim, tabii bu zor günlerde özellikle kimsesiz, yaşlı ve hastaları gözetmek bizim en önemli şiarımız olmalı. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir Müslümanın bu dünyada bir sıkıntısını giderirse Allah onun öbür dünyada bir sıkıntısını giderir buyuruyor. Bu bizim rehberimiz olmalı. Bu manada Federal Gençlik Birliğimizin başlatmış olduğu kampanyayı çok kıymetli buluyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yine sosyal medyada bazı dernek başkanlarımızın cemaatinden, komşularından yaşlılara ve risk grubunda olan kimselere karşı başlatmış olduğu yardım kampanyalarını çok anlamlı buluyorum. Biz işte böyle zor zamanda birlikte olmayı bilen insanlarız. Rabbim inşallah geleceğimizi bugünümüzden aydınlık eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugünlerde seher vakitlerinde fırsat bulduğumuz her an birbirimize dua etmeyi ihmal etmeyelim. Malumunuz Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde siz bana dua edin ben icabet edeyim buyurmaktadır. Ben size şah damarınızdan daha yakınım buyurmaktadır. Dualarınız olmasaydı Rabbiniz size niye değer versindi buyurmaktadır. Efendimiz de dua müminin silahıdır, ibadetin özüdür buyurmaktadır. O nedenle ellerimizi açıp Rabbimize dua edelim. Özellikle hastanelerde şifa bekleyen kardeşlerimize dua edelim. Yalnızlık çeken, gariplik çeken kardeşlerimize dua edelim. Dualaşarak bu zor ve sıkıntılı süreçleri inşallah hep birlikte atlatalım. Ben sizleri Rabbime emanet ediyorum. Rabbim inşallah bütün kardeşlerimi bu hastalıktan muhafaza eylesin.
Rabbim inşallah hastane köşelerinde şifamı bekleyen kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin. Daha güzel günlerde camilerimizin çocuğuyla, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, bütün cemaatiyle buluştuğu nice güzel günlerde görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.